Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Acaba geldik diye mutlu musunuz sevgili dinleyici? Türkiye 34 il. Acaba haybeye mi geldik? Aman gidersen başka radyo programı var diyor musun? Sevgili Firuze hoş geldin. Hoş bulduk Mesut. Oscar ödül töreni vardı dün. Evet, dün gece ben ayakta bekledim. Ama şöyle bir şey, mesela kırmızı halı törenin kendisinden daha güzel. Orası daha dedikodulu ve heyecanlı. Daha güzel, net daha güzel. Kesinlikle. Ünlüler bir geçiyor. Mesela şu çok keyifli. Önde röportaj yapıyorlar ünlü biriyle. Arkadan daha ünlü biri geçiyor. Böyle kalabalık ona çığlık atıyor. Onlar da böyle bir dönüyor bakıyor. O zaten en üzücü şey. Yani önde konu. Geçen dün işte kaça 2'ye doğru Nicole Kidman'la Sandra Bullock'u gördüm dip dibe. İkisi de azıcık böyle bir orta yaş olmuşlar artık. Evet, ondan sonra evet, kulübü olarak botokslar, botoks dolgu kulübü, mimik kalmamış ikisinde de ki ben gençliklerine aşıktım onların ikisinde. Kendim de ulan dedim yaşlandık ya. Yani demek onlar yaşlandıysa ben de mi yaşlandım? Sandra Bullock Oscar almış ya. Evet. Ne saldı? Ne ile aldı? Şeyle aldı. Bu best side mi? Ay yok. Bir şey side. Hani böyle sarışın bir kadının da orada karakter olarak böyle bir çok iri bir siyahi adamı evlat ediniyorlar. Ondan sonra onu Amerikan futbolcusu oluyor onun sayesinde. Bilemedim söyleyeceğim, filmi anlattım. Hak etti mi? Hak etti bence, başka performanslarıyla da iyi şeydi yani. Allah Allah. Bir de Amerikalılar Sandra Bullock'u çok seviyor belli bir kesim. Tamam. Belli bir kesim nefret ediyor. Ama tamam da yani kimleri daha seviyorlardı ödülsüz. Meryl Streep 21 kere daha gösterilmiş. Evet. Meryl Streep olmasa ne olacakmış? Ha, o kadar tamam Meryl de yani o kadar da değil ya. Biraz bir... O kadar değil ya. Ya ben bilmiyorum, ben çok hayranım. Ben severim de yani. Demet Akbağ işte. Demet Akbağ da çok hayranım. Tamam işte Demet Akbağ 21 tane altın portakal aday gösterdi mi? Yok. Çünkü o kadar çok sinema filmi çekilmiyor. Sürekli ödül verilecek bence. Öyle olsaydı Demet Akbağ da hepsini alırdı bence yani. Bence lobisi var, lobisi. Kesin lobisi var. Kesinlikle lobisi var. Tabii, bir kere kesin içeride tanıdık var. Dün Christopher Plummer vardı. 88 yaşındaymış. En iyi yardımcı erkek oyuncu da aday. Bir Allah'ın kulunda gidip elini öpüp alnına koymadı. Oscar olmuşsun. Saygıyı öğrenememişsin. Kusura bakma. Çünkü öyle bir gelenekleri yok Mesut. Bir hanımefendi çıktı 51 yılında Oscar almış. Ben dedi 2 yaş daha büyüğüm Oscar'dan. 2 ay 4 ay dedi. 4 ay. 90 yıl 4 ay yaşamış. Ama nasıl dinç. Nasıl konuşuyor? Ya biliyor musun o kadın 70 yaşında gibi durmuyor muydu? Herkesten daha gençti. Daha az vallahi 63-65. Çok... Benim fıstık gibiydi maşallah. Bizim yayına gelen Erman var. Erman'ın babası var. 66 yaşında, 67 yaşında. Hı-hı. Görsen 100. 100. Ben şimdi kendimi görüyorum Erman'ın babasında. Ben de şimdi 37'yim ama 54 gösteriyorum ya. Yani oralarda iyice belli olur yani. Muhtemelen saçları iyice beyazlayınca aslında o yüzün şeyiyle oluyor. Yüzün biraz buruşmasıyla da sanırım o yaş 90'a varıyor. Dün Oscar ödül törenini sonuna kadar sabaha kadar izleyen dinleyicimiz var mı acaba? 0212 368 62 40 telefon numaramız. Rabarbacı sabaha kadar son ödül verilene kadar. İşsiz misin Rabarbacı söyle. Bakacağız son nehir kuruyana kadar izleyen var mı? Bu bugün sabaha kadar bir kişi bile bulsak diyeceğim ki kitle gibi kitle. Buluruz ya, niye bulmayalım? Ben bilmiyorum. Bit yani en sonuna kadar izleyen var ama mı? Ama işte biraz işsizlik lazım. Çünkü yani sabah 7.30 gibi bitti. En güzeli de Twitter. Twitter'da sabah 5'te fink atıyordu insanlar. Oscar'la ilgili bir şeyler. Evet. Hashtag Oscar. Herkes oraya bir şeyler yazıyordu falan. Facebook'ta da benim böyle bombardımanı tutan arkadaşlarım var. Herkes birbirinin altına yorum yapıyor. Toplu izleme gibi oluyor. Öyle mi? Dedikodu dönüyor. Gördüğün gibi bir tane telefon yok. Numarayı söyledin mi? Söyledim. Ben duymadım, bir daha söyle. Tek problemimiz numara mı acaba sence? Manyağa bak, bir ilk defa gelmiyoruz bu akşam yayına. Bir yıldır yayındayız. Ama olsun, insanlar bir anda tuşlamak için unutabilirler. 0212 368 62 40 telefon numaramız sevgili dinleyiciler. Peki sen tahminde bulunmuş muydun? Şu alır bu alır. İzledin mi filmleri? Bir tane Call Me By Your Name. By Your Name'i izledim. O kadar. Yani çok güzelmiş. Ben onu da henüz izlemedim. Çok güzel film. Bir de Get Out var. Onu çok övüyorlar. İzlemedim. Başka da izlemem.
Niye? İşte ikisini izleyeceğim. İkisinden hangisine karar vereceksem. Kim aldı en iyi filmi? Shape of Water aldı. Ha, Shape of Water'da millet diyor ki çok abartı. Ondan sonra Shape of Water film mi? Alo. 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 İzledin mi hocam sabaha kadar Oscar'ı? İzledim ama sizi göremedim, neden? Biz izlemedik oğlum, Allah Allah. Biz seni peki nereden bileceğiz izlediğini? Ortada buluşmamız lazım. Hadi öptük, bu tam bizden değil ya bu. Alo. Alo. Hoş geldin hocam, ne haber? İyidir abi, senden ne haber? Gayet iyiyiz. Merhabalar. İzledin mi sabaha kadar Oscar'ı? İzledim abi. Bitirdin yani? Bitirdim. Başından sonuna kadar izledim. İş güç var mıydı sabah? Efendim? Sabah iş güç var mıydı iş? Vardı abi. Oo, büyük fedakarlık. Allah. Uyumadan gittin. Aynen. O zaman. Aynen, uyumadan gittim. Şu anda acısını çekiyorum zaten. Pişman mısın? Yani en iyi film Oscar'ından sonra pişman oldum abi. En iyi filme kadar pişman değildim de en iyi filmden sonra pişman oldum. En iyi filmden sonra ne kaldı ki kategori? Neler veriyorlar en iyi filmden sonra? En iyi yönetmen? En iyi filmden sonra bir şey vermiyorlar. En iyi film. En iyi film veriyorlar, ha, bitiyor. Tamam. Hangi film almadı diye bozuldun? Three Billboards almadı diye bozuldum ben. Çok insan Three Billboards'u daha çok beğenmiş. Çünkü bu Shape of Water'ın IMDb'si de 7.6 mı 7.7 mi, öyle bir şey. Shape of Water biraz farklı bir film. Shape of Water bence biraz E.T.'nin romantik versiyonu gibi bana. Evet. Hah. Evet, yani böyle bir hayalperestlik var yani. Bence bu filme Oscar verilmesi böyle simgesel bir, böyle bir şey gibi yani. Ama senede Moonlight'ta da aynı her şeyi yediler. Bu 2-3 senedir kalite çok düştü. Ama hep yiyorlar bunu. Bence yani hep böyleydi bu iş. En iyi filmde düştü kalite yani. Ben sana diyeyim. Biz kimi gönderemedik de olmamıştı. Coco aldı mesela, çok mutluydum. Ne aldı? O animasyonda Coco diye bir film. Evet, herkes Coco alır. Coco'yu ben izlemedim ya. Çok merak ettim. Herkes çok sevmiş Coco'yu. Bayağı gişe de yaptı bizde. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Peki hocam, teşekkür ederiz. Dikkat et. Kaza yapma. Bu arada bütün hatlar aynı anda yanıyor gerçekten. Bak, yanıyor. Herkes izlemiş. Sabaha kadar oturanlar. Alo. 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 Alo efendim, buyurun. Efendim, radyoyu kapatır mısınız, buradan konuşalım? Hemen kapatıyorum. Tabii aynı anda başka şeyi şimdi oldu, anladım yeni. Buyurunuz efendim, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz. İzlediniz mi Oscar'ı sabaha kadar? Sabaha kadar izlemedim. Ben saat 6'dan itibaren izledim. 6'dan itibaren, ha evet. Tamam, güzel. Kalktınız, peki saat mi kurdunuz Oscar için? Yok, genelde o saatte kalkıyorum ben. Gerçekten çok sağlıklı bir hayata benziyor. Öyle diyelim artık. Oscar yokken ne yapıyorsunuz? Oscar yokken de 6'da kalkıyorum. Tamam, i̇şte ne yapıyorsunuz? İnsan ne yapar sabah 6'da? Yani erken kalkmayı seviyorum. Kahvemi içerim sabahleyin. Günü erken başlarım. Programımı yaparım. Çalışırken de öyleydi. Şimdi emekliyim. Emekliyken de erken ne kalkıyorum. Ne güzel. Evet, bu hanımefendi arada bir arar. Enerjisiyle zaten hayran bırakır kendini. Ben de 6'da kalkan bir insan olmayı diledim. Ama olamadım. Ben şöyle söyleyeyim size hanımefendi. Yaş biraz ilerlesin, daha erken kalkmak daha zevkli olacak. Estağfurullah. Sizin uyandığınız saatte ben daha yatmamış oluyorum. Evet, olabilir, doğru, sizin programınız var. Olabilir. Ama Mesut yok, rock'n'roll yaşıyor ondan yani, çok çılgın bir hayat. Ve siz beni gömeceksiniz, o kadar belli ki. Öpüyorum, sevgiler saygılar, çok belli hanımefendi. İyi bilirdik, akşam gülüyorduk. Ben çocuğu uyardım, erken kalk dedim filan diyecek kesin. Hani kesin. Sağlığına dikkat et, iyi beslen. Sunucu nasıldı dün Oscar'da? Ben hiç sunucuydu göremedim. Görmedin mi? Allah kahretsin. Biraz şey oldu, çok mesaj verdi başlarda. Hı hı. Sürekli bir böyle oraya giydirme, buraya mesaj. Son yılların en düşük mizah standardıydı. Halbuki 90. yıl için ben de düşündüm ki böyle kesin bambur gümbürü böyle eğlenceli sunumlar olur falan. Olmamış. Biraz daha böyle kapalı bir şeydi yani. Artık yüzde nasıl olur acaba? Metinde. Tabii bir de 100. yılı var. 100. yılı biz görecek biz bakalım. Niye görmeyelim? İnşallah görürüz. Ya tabii inşallah. Ya yayından görürsek çok efsane olur. Bu beni üzer. Yani bir 10 sene daha rabarba, ne bileyim. Ya her sene ya da 5 sene önce de bunu düşünüyordun. Arkadaşlar kaderim bu, seni kaçamaz. Rabarba'nın 20. yılı cuma günü bahane kültür demeyeyim artık yani, anlatabiliyor muyum Firuze? De. Cumartesi BKM Mutfak, ki bunlar var mı bu hafta? Var, cumartesi. Buna hani alışın, bunlar var. Sevgili dinleyenler, Oscar ödül töreni konuşuyoruz. Bu akşam bir de sorusu var. Seni çok mutlu eden küçücük bir şey. Sorumuz bu. Instagram Mesut Süre hesabından Firuze ile
Kendisi makyajsız olduğu için siyah beyaz paylaştığımız bir fotoğraf var. Ama şimdi makyaj yaptım ama çok geç. Ama makyajsız biraz da böyle şuh bakıyor. Yani, baktım tipi. Aslında şuh bakışla bu fotoğrafı adam edelim. Aslında renksiz fotoğraf ama Firuze'nin o güzel gözleriyle rengarenk olmuş fotoğrafımız. Ya. Gerçekten bak güzel, çok ne güzel bakmışsın. Bir de bana arkada bak, gözüm yok. Bir de senin o mis gibi gözlerine bak. Cevaplar gelmiş bile. Instagram takipçileri hemen yazmış bile. Bakayım. Sevgili dinleyiciler, vay çok güzelmiş. Sevgiliye sarılıp uyumak. Gerçi bu küçük bir şey değil. Sarılıp uyumayı sever misin? Ay çok severim. Yani illa yatakta dokanacak mısın? Mesela yani sarılmıyorsa böyle bir bacak değse, ha, ayak değse. Adam da diyor ki kıç değse. Aman git be. Dönmüş, çok üzülürüm. Dönmüş sırtını. Çok üzülürüm. Bu akşam bana elleşmedi. Başım ağrıyor diyor. İçime ağlarım. Diyor ki başım ağrıyor ya. Allah Allah. Ben de başına dokunmuyorum derim. Tamam ama yani yatacaksan yat, zıbaracaksan zıbar diyor. Böyle de hayvan çocuğu. Ne işin var ya senin burada derim. Yani. Ne ayaksın derim ya. İlla sarılacaksın yani. Değeceğim. Ne güzel biliyor musun? Omuz mesela bak şöyle bir şey güzel. Önden yürüyor. Arkadan hafif yanaşıp omuzuna kafanı denk getiriyorsun. Böyle omuz boşluğuna çeneni yerleştiriyorsun. Sanki orada bir yer varmışçasına. Omuzun tam neresi? Arkası mı? Omuzla evet, boyun arası. Omuzla boyun arasına. Ha, ama arkadan. Arkadan ama böyle hani iki kafa gibi. Tamam. Bunu yatakta mı yapıyorsun? Yok yatakta değil, normal hayatta. Ha ayakta. Bu çok tatlı bir şey yani. Bunu da seviyorum. Flörtöz bir şey bu. İşte bu benim olmuyor. Benim 1.85 kıza ihtiyacım var bunun olması için. Ya sana... da ben eğileceğim yani. Çok saçma oluyor, anladın mı? Sen çömelik duracaksın. Yani ne kadar kötü yani. Ya sana ben... basketçi hanımlarımızdan. Ya da ben oturuyorum. O gelmiş koymuş çenesini omuzuma. Aman ya. Alo. Alo. İyi yayınlar hocam. Kolay gelsin. Hoş geldin hocam. Seni çok mutlu eden o küçük şey ne? Şimdi benim kızım ilkokul 1'e gidiyor. Öğretmen ona yıl dönümü şey olarak, ödev olarak günlük tutturuyor, tamam mı? Tamam. Ben de okumuyorum tabii, günlük özeldir diye. Öğretmen veli toplantısından önce bizi davet etti okula. Dedi ki bu öğrencimizin babasıyla tanışmak istiyoruz. Gittik okula, tabii tanıştık. Önce teşekkür etti. Anlayamadım tabii neden olduğunu. Sonra günlüğün her gününden benden bahsediyormuş kahramanı olarak falan. Yeah. Allah Allah. Çok bu da büyük mutluluk vallahi. Ne diyor mesela, senin için nasıl bir tasvir, de bakalım. Şimdi geçen mesela şey bozulmuştu. Kum gelmiş. Çamaşır makinesinin o filtresi var ya, orası tıkanmış. Birlikte onunla onu söktük, o işte penseleri aldı, şey yaptı falan böyle. Onu yazmış işte, babama ben yardımcılık yaptım. Babamın yardımcısı oldum. Kahramanım işte, günü yine kurtardım falan yazmış. Allah Allah. Sen var ya, bu kızı el aleme verdiğin zaman, bu kız aşık olduğu zaman çok zorlanacak. Ay üf. Vallahi zorlanıyorum. Sen ayvayı yedin hocam. Sen ben sen. Aga bittiğim an işte o zaman. Seni karanlık bir gelecek bekliyor. Kusura bakma. Bu kızın ilk aşk acısında bu adam parçalanır. Kesin kesin. O yüzden anı yaşıyoruz hocam. Anı yaşa, sen çok delikanlı döveceksin önümüzdeki yıllarda. Bana demedi deme. Gerçekten. Penseyle çok adam böyle korkutacaksın sen. O kesin. Şey bir de. Hayırlısı olsun diyelim hocam. Gelinin Babası diye bir film vardı. Steve Martin'in. Ben o filmi çok severim. Orada böyle kızı gelir, ben evleniyorum der. Steve Martin onu böyle küçük, 3,5 yaşında böyle saçları tepeden toplu, ben evleniyorum derken görür. Böyle ha, o anı. Valla. 3,5 yaşında ben evleniyorum diyor. Hani şu babanın içinde o öyle olacak. Böyle çok telaş verici bir şey. Bu beyefendi aradığı zaman ben hep aynı şeyi söylüyorum ama sesinde çok tatlı bir tını var. Enerjisi çok güzel belli. Evet. Yani var mı senin abin kardeşin? Sülaleden bir kız verelim size. Yok bak. Hadi öptük. 15 yaşında oğlum var. O zaman boşanırsan bizi bir daha ara. Hadi öptük. Bay bay. Ne oldu oğlum? Benim amcamın kızları var, evde kalmış. Olabilir ben, yani. Ama ben bununla kısmet bulmak zorundayım. Biz bu işleri niye yapıyoruz Firuze? Yanlış programdasın demesin. Ya hayır. Öyle bir şey yok. Bakalım sizden gelen cevaplara. 1 yaşındaki kızım eve gittiğimde terliklerimi getiriyor demiş. Doktor bunu yazan da. Bak doktor diyor ki kızım terliklerimi getiriyor. Resmen köle bu kız.
Resmen bu kalktı. Magna Carta ile bu kalktı aslında. Doktor babanın kölesi olmuş. Gerçekten terlik getirtiyor. Kız daha kendi yürüyemez ya. Terlik getirmekle. Böyle bir işte iş yapmak. Babaya bir şey, babaya su getirmek. Tabii. Aslında zaten terliğin içine sığar mı? Belki sürükleyerek getiriyordur. Belli olmaz. Bir tanesini tek başına getiriyordur. İki kere de gidip geliyordur, anladın mı? Ulan niye bir ağır iş, durduk yere. İki terlik getireceğim diyor. Git gel git gel. Buna can mı dayanır ya? Aman be. Bakalım sevgili dinleyiciler, sizden gelen cevaplar. Çok güzel cevaplar gelmiş. Oje sürdüğümde bozulmadan bir gün geçirebilmek. Çok mutlu eder mi bu? Beni de çok mutlu eder. Yani ucu bozulmazsa, bir de ojeyi sürdüğümde güzel kurutabilirsem. Ha yaşa. O da çok şey, mutluluk yani. Bu ojede de çok mesela fahiş fiyata oje var mı? Var. Kaça kadar? 100'ün üzerinde oje var. Ha tamam. Var. 1000 liraya oje var mı? Ay, hiç bilmiyorum. Ha tamam. O kadar bir oje var mı? Yani böyle çok. Altın bilmem neli falan. Ha yani iyice görmemiş yani hani. 1500 lira. Ya 50 euroya falan oje vardır. Ha anladım. 230 lira falan. Evet. İyi. Yani maksimum bu. Minimum mu? En ucuz oje ne kadar? En ucuz oje. Ama böyle sürülecek gibi yani. Hani iyice vernik sürmeyelim yani tırnağımıza. Vallahi 3 lira 5 lira. Aa. 3'e var mı ya oje? He. Sürülüyor. Sürülüyor. Alıyor musun sen arada? Alıyorum. 3'e 5'e. Ya zaten oje aslında çok pahalı olmamalı olan bir şey ya. Olmaması gereken bir şey. Olmaması gereken. Olmaması olan. İşte size konuk gibi konuk radyoda. Cümle kuramayan konuk. Allah beni ne yap. Geri alamıyoruz da zamanı. Allah'ım çok üzülüyorum. Kapatalım bu konuyu. Oje beni açmadı Mesut. Devam ya. Olmaması olan. Devam. Lanet olsun, nereden geldik oje konusuna. İşe geç kaldığımda bindiğim dolmuşun belalı bir serseri çıkıp yolcu almaya kasmadan Beşiktaş Maslak arasını 10 dakikada uçarak gitmesi. Hmm. Ha, bazen evet, bunu daha önce de konuşmuştuk. Dolmuş şoförünün hızlı gidiyor. Niye? Ya böyle kuralsız olması, onu solluyor, bunu solluyor. Senin de acelen var ya. Aslında hata yapıyor. İçinden diyorsun ki yaşa be aslan parçası, devam. Bir de bazen çok yolcu almaya da böyle durmuyor. Ha, durmuyor. Gidiyor. Almıyor. Bas, onun da acelesi var. Senin de var. İşine geliyor. Hatta içeriden biri diyor ki biraz yavaş mı gitsen filan. Ondan sonra sen içinden diyor ki karış bana. Ben hemen... Minibüsme beğenmiyorsan binme. Taksiyle git birader. Ben yani minibüsten daha çok minibüsçü oluyorum orada. Ben de şey yani acelem varken herkes yavaş ve ben hızlı olmak istiyorum. Ve herkese çok gıcık oluyorum arabanın dışındaki. Hani tüm arabalara sen ne biçim kullanıyorsun, sen ne biçim gidiyorsun, bu insanlar çok yavaş olan diyorum. Şarjımın tam ben evimin kapısına gelene kadar dayanması. Ha şarj yani tam eve gireceksin %4. Güzel tabii. Tabii şarjla zaten büyük derdimiz var. Son bir telefon alıp araya gireceğiz. Alo. İyi akşamlar Mesut. Hoş geldin hocam, ne haber? Hoş bulduk, iyilik, sizden ne haber? Gayet iyiyiz. Sağ ol. Buyursunlar. Ben hafta sonları babamın aracını alıyorum. Biraz turluyoruz yani arkadaşlarla. Ondan sonra onun yakıtı bitmeye yakın. Ben 20 lira atıyorum. O böyle bazen sarı ışık yanmıyor. Babam da ona çok takık. Evet, arabayı tekrar böyle sarı ışık yanarken getirdiğimde çok sinirli oluyor. Bazen 20 lira atıyorum ama nedenini de bilmiyorum. O ışık yanmıyor. Bazen de böyle yanıyor. 20 lira atmama rağmen. Sonra bir daha bir 10 lira atıyor. Ama onun nedeni senin ne kadar benzin harcadın da. Yani... Onu tam tutturamıyorum her hafta. Bazen diyorum yokuşta acaba olsun. Ben ya bak nedenini bilmiyorum. Takdiri ilahi. Olur mu oğlum? Hacimle alakalı. Allah Allah. Ama kestiremiyor demek ki ne kadar gidiyor. Bazen 20 lirayla yakabiliyor. O ışığı söndürebiliyor ama bazen 20 atıyorum yine yanıyor. Sonra diyorum bir 10 daha atayım. Sen aslında öyle bir kıdım. Yarım litreyle ya geçiyor evet, ya geçmiyor. Yani 25 atacak ama. Çok konu o zaten. Baba gibi baba. Yanıyor mu yanmıyor. Senin yaşın kaç? Yaş 23. Tam da yaşa. Evet. Tam da babasının arabasını çalacak yaş. Tam. Ama çalmıyormuş, alıyormuş. Yok, izin de alıyorum ama geri bıraktığımda ışık yanmıyor. Yok, ben de diyorum ki izinsiz de alabilirsin. Tam o yaşlardasın yani. Çok da öyle izin bizim. İki izin al bir alma. Bir de tam ehliyetsiz genç böyle ergenken ve hızlı zamanında böyle tam 17 ehliyeti alacak alamıyor. O tam araba çalmalık. Böyle Türk dizisi gibi el alemle yarışma da ne yapıyorsan yap.
Yok ya, bizim araba zaten otopark öyle bir zor ki onu almak için bayağı böyle bir iyi araba kullanıyor olmamız lazım. Yaşa. Araba kaçırma çok zor. Peki öptük, sevgiler saygılar. Bay bay. Az sonra geleceğiz arkadaşlar, ayrılmayınız. Rabarba tüm hızıyla devam ediyor. Sizi çok mutlu eden küçücük bir şey, Instagram'a cevaplarınızı yığınız ki döndüğümüz gibi oradan akıyalım. Firuze Özdemir, Mesut Süre, Rabarba başladı. Rım rım. Mesut Süre ile Rabarba devam ediyor. Evet, Firuze Özdemir, Mesut Süre kadrosuyla Rabarba devam ediyor sevgili dinleyenler. 18.33 yayın saatimiz. Akşamın sorusu, seni çok mutlu eden küçücük bir şey söyle. 0212 368 62 40. Beni kalp kalbe karşı olur ya hani bazen. O çok mutlu ediyor. Mesela birini düşünüyorsun. Sonra işte o da seni düşünmüş oluyor diyelim. Aha. O da samimi bir insan olsun. Sonra siz o düşündüğünüz günün içinde karşılaşıyorsunuz. Ve birbirinizi gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz. O iki taraftan bir tanesi kesin yalan söylüyor. Değil. Kesin. Hayır. Ay canım benim. Sen... Bu hikayedeki benim hayalimde iki tarafta bunu düşünmüş ve birbirini birbirine çağırmış oluyor. Seni kandırmak çok kolay Firuze. Sen safsın yani. Anladın mı? Ben saf değilim. Ben insanların laflarına inanıyorum. İşte tamam işte alık. Saf demeyelim yani. Saf temiz. Aklı basmıyor bazı şeylere. Öyle diyelim. Hayır, çok iyi bir insansın ama seni kandırmak kolay. Hayır ama ben yani aptal değilim. Estağfurullah. Ama ben insanların samimiyetine inanmak istiyorum. Ama seninkine inanmıyorum, merak etme. Ya. Senin bir yalancı olduğunu mesela bunca yılın sonunda öğrendim. Bir tanem, etrafındaki herkes, sen mesela birine bugün de aklımdan sen geçmiştin dediğin zaman sen de benim geçmiştin diyorlar ama geçmedin yani. Ben kimse benim aklımdan geçmezse demem ki ona, ay bugün aklımdan sen geçin. Aa öyle mi, neden derim. Tamam işte. Hayırdır derim, niye beni düşünüyorsun? Ya ben isterim, haklı çık. Ama dünya öyle bir yer değil. Açlık. Niye dünya öyle bir yer Mesut? Susuzluk yani, kapitalist sistem. Dünya acımasız Firuze. Senin o tatlı dünyan, senin bu yüksek enerjinin karşılığı yok. Sen bir canavarsın bunları söylediğin için. Ne oldu ya bir anda? Sana. Niye küstün ya? Küstüm, niye böyle şeyler? Benim yarattığım o güzel dünyayı neden baltalamak istiyorsun? Firuze, sen çocuk ruhusun da içindeki çocuk yani iki dakika barındırmazsın yani. Ne, ben mi çocuğu barındırmam? Hayır, senin içindeki çocuk yani ötede oynasın gitsin. Anlatamıyorum, gitsin kumda oynasın Firuze. Alo. Alo. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar Mesut. Seni çok mutlu eden o küçük şey ne? Apartmandan taşınan komşuların ekstra adresini değiştirmemiş olması. Neyi değiştirmemiş olması? Ekstra adresi. Kredi kartı ekstresi yok mu? Tamam. Tamam. Yani ne alıyor ne veriyor haberimiz oluyor hala. Aa, başkalarının mektupları açılmaz. Ama taşınmış zaten yani. Oğlum ayıba bak ya. Suç ya. Hukuken bunun, oğlum biraz daha kalırsan hatta ben seni polise bağlayacağım. Deliye bak sen. Teşekkür ettim. Öpüyorum. Bay bay, sen niye el alemin zarfını okuyorsun ki? Ben de çok merak ettim şu an. Ne güzel okunur ha. Ay ben bakmam hayatta kimsenin. Ne mektubuna ne bir şeyine. Ama taşınmış ya. E taşınmış. Nereden görecek? Hepsini görüyoruz ne almış. Valla parfüm alınmış. Hanıma değildir bu. Belli ki bir şeyler karıştırıyor. Gebze'de bir gece konaklanmış. Hayda. Yani bütün o kırılan cevizleri tek tek görürsün kredi kartından. Ay evet. Ekstra. Ya biri benim mesela kredi kartımı ekstremi görse kendimi çok çıplak hissederim. Sana şunu söyleyeyim Firuze. İnsanların artık birini aldattığı zaman diyelim, aldatan bir insan var ya. Kimsenin bilmediği birer kredi kartı daha var. Bunu biliyor musun? Sadece ortalığı karıştırdığı insana harcadığı bir kredi kartı. Ona para harcıyor mu o kart? Nakit harcasın. Nakti az. Yani nakti bir, azsa bu işlere girmeyecek. Bir şeyler karıştırıyor ama yani Sodex olan yaşıyor gene. Alo. Alo. İyi akşamlar hocam, ne haber? İyi akşamlar abi. Sayısaldan 3 çıkınca çok mutlu oldum. Bak ben de öyleyim. Bak şimdi çok güzel bir soru soracağım. Ben bu işte Erman'la zırt pırt vakit geçirdiğim için. Yine örneği Erman'dan vereceğim. Yayına da geldi bir kere, dinleyiciler tanıyor. Şimdi sayısaldan 5 bilsek 8 bin lira alıyoruz, tamam mı? Hı hı. Sana abi o çok kötü bir şey. Heh, işte. Dur sana sorayım. Ben 5 bilmeye sevinen insanım. Ulan zaten 5 bilmen de olasılık olarak çok düşük.
Bilmişin yani bir zahmet. Baya 6 gibi bilmişsin. Ha, kimisi de 6'yı kaçırdım diye üzülüyor. 5 bildiğime çok üzülüyorum. 3'e seviniyorum ama 5'e üzüldüm. Güzel bir anket sorusu bu. Sağ ol hocam. Arkadaşlar sayısalda 5 bilseniz katılım yüksek olabilir mi? Sevinir misiniz, üzülür müsünüz? Sen Firuze. Ay şu an var ya çok kritik bir soru. Yani 6 bilene, ben... 6 bilene 2 milyon lira veriyor. 5 bilene 8 bin lira veriyor. Tamam mı? Sen de 5 bilmişsin. Ama şimdi şunu da ben sana anlatayım. Şimdi sayısal mezunuyum. Sen 5 bilmişsin, 38 demişsin. Hı hı. 39 olsaymış ya. Aslında bir önemi yok onun yani. Hemen yanı diye bir şey yok yani. O aslında yine 49'da bir. Siz tabii. Yazar mısınız Instagram? Hatta arar mısınız? 5 bilmeye sayısalda seviniyor musunuz, üzülüyor musunuz? Alo. 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 Merhaba. Şekerim, sayısaldan 5 bilsen sevinir misin, üzülür müsün? Galiba sevinirim. Hah, ben de. Zaten geçen düşük bir ihtimal. Ya doğru. Zaten ben üzülürüm, biliyor musunuz? Ama sizin işte siz bu üzülenler hayalperestler. Hayat boyunca başarılı olamayacaklar. Ay. Ellerine hiçbir şey geçmeyecekler. Borç harç içinde öleceksiniz siz. Ay sen de elindeki 3 kuruşla sevin. Bak işte. Hayal kurma. Hiç hayal kurma. Daha fazlasını yani isteme. Buyurun. Ben küçük mutluluk sebebi söylemek istiyorum. Buyurun. Aslında. Buyurun. Nedir? Can hıraç, böyle bir koşturmacayla havalimanına gidiyorsunuz ama uçağı kaçırmak üzeresiniz. Böyle 10 dakikanız ya da 15 dakikanız kaldı. Üzüntüden kahrolurken uçağın röter yaptığını öğreniyorsunuz. Bence çok güzel bir mutluluk. Bence de güzel canım. Evet. Uçak kaçırmak çok havalı ama aynı zamanda o kadar üzüntülü. Of, çok üzücü. Değil mi? Bayağı üzülürsün. Şey yani. Üzücü yani. Şey, rotara sevinmek için böyle bir şey olması lazım. Hah, aynen öyle. Bakayım, katılım yüksek olsun sevgili dinleyiciler. Instagram'a Mesut Süre hesabına yazar mısınız? 5 bilmeye seviniyor musunuz, üzülüyor musunuz? Bu arada şöyle bir an olur. Şimdi her açıklanıyor diyelim. Ben de bakıyorum. Bir çarpı koyuyorum. Yuvarlak alıyorum ya da. 5'i bildiğimde o sırada hala 6'yı bilebilme ihtimalime karşı sevinirim. Tamam. Ve sonra üzülürüm. Bak yani şimdi, hepsini yaşıyorum. Bak şimdi şuraya bak. Üzülürüm, 8000'in tamamıyla yeni kupon yaparım diyen var. Allah kahretsin. Ya bu değil. Bu değil. Bugün olsa sevinirim. Gerçekleşirse dünya başıma yıkılır. Ne dediği belli değil. Üzülürüz. Arabada 4 kişiyiz, üzülürüz demiş. Ağlarım. Bileti yerim diyen olacak. Yani arkadaşlar biraz 8 da... 8000'i de istemem. Böyle öyle bir şey. Yani 6 gelmeyecekse ne yapayım be senin 8000'ini deyip kuponu yırtarım. Firuze, acaba 500 liran var mı? Beni delirtme. Sen 8000'i nasıl yırtıyorsun? Hangimiz yırtabiliriz 8000 lirayı? Bence orada yapılması gereken davranış o kuponu yırtmak. Ya. Çünkü hayat sana ne diyor biliyor musun? Aa diyor, böyle elinin ucunun içini gösteriyor sana. Sen de diyorsun ki ona, böyle çak yapıyorsun. Ama 8000 vermiş hayat sana. Ama hayat bana ne kaybettirdiğini göstermiş. Ya arkadaş sen onu zaten bilemezsin yani. Alo. Nasıl bilemem? Merhaba Mesut, merhaba Firuze. Abi 5 bilsen seviniyor musun, üzülüyor musun? Bir ay kadar önce Süper Loto'dan 5 bildim. Hah. 6903 lira kazandım. 6900. 6 ne veriyordu? 6 bilsem 13 trilyona 3. oluyorsun. 4 trilyondan biraz fazla. Tamam, sevindin mi? Ne oldu? Sevindin mi, üzüldün mü? Eşim 3 gün boyunca teselli etmek zorunda kaldı. Kadınlar. Ulan şu anda da biz böyle atıyoruz tutuyoruz da başına gelmiş adam arıyor ha. Bir şey söyleyeceğim. Böyle nasıl oldu yani? Kim yaptı kuponu? Kim söyledi kuponu eşine? Kuponu makineye yaptırmıştım. Tamam. Kuponu makineye yaptırmıştım. Yine hiç farkında değilim kazandığımı. Gittim oynadığım yere verdim. Bir kontrol eder misiniz dedim. İşte böyle kazanınca çıkan bir test var ya. O tamam çıktı. Tebrikler dedim kazandınız adama, tamam. Aynen. Kaç para kazandığımı bilmeden abi dedim hepsini Süper Loto oyna yine dedim. Adam dedi ki abi 6903 lira kazanmıştın. Oo. Hani bunun hepsiyle oynamayayım ben dedi. Oo. Öyle haberim oldu. Sonra eşimi aradım ama böyle böyle bir yasta gibi bir hissiyat. Yani yaşamanız lazım. Peki son rakam kaçmış, sende kaç varmış? Tamam ben 8 demiştim, 18 yastam. Ayy. 18'de bir alt kolumda vardı. Allah Allah. 18'de elin gitmiş yani. Gitmemiş onu, makine yapmış. Makine yani, evet, ya. O 5'i de makine bilmiş. Sen makineye dua etsen hala üzülüyorsun 4 milyon kaçtı diye. Tabii emeklilik kaçtı, o yüzden üzülüyorum. Bir şey söyleyeceğim, oynamaya devam et. Demek ki sen şanslı birisin. Çünkü sürekli benim oynuyorum. Benim bir arkadaşımın annesi 6 bildi ve daha önce 3 kere 5 bilmiş.
Bu mümkün değil. İnşallah. Asla. Hayır, sen... kadının kendini arayalım. Tamam. Hayır, bir tane örnek. Münferit örneklerle bana gelme. Senin şu anda bir kere daha 5 veya 6 bilmen imkansız hocam. Sen hayır değil. Kesinlikle sıranı değil. Sıranı savmışsın, geçmiş olsun. Mesut'a kesinlikle inanma. Sana geçmiş olsun. Sen bunda... aynı şekilde ama oynamaya devam et. Evet. Üzüntümün temelinde Mesut'un söylediği şey de vardı. Var. Mümkün değil. Hayır ya, öyle bir şey yok. Hiç bundan buna inanma. Bundan sonra emeğinle. Maaşın neyse o. Ne bir eksik ne bir fazla. Mesut hiçbir zaman bilemediği için böyle şu an böyle çekemiyor ben şanslı daha, insanları. Daha benim sıram gelmedi. Aslan parçası. Ben sıram geldim. Ha, sıranı bekle sen. Ben yarın öbür gün 5 bilirsem gelirim buradan söylerim. Arkadaşlar ben de sıramımı savdum. Siz de derim. Hayatta insanın bir kere mi 5 ya da 6 bilme hakkı var yani? O bir kere bile çok. Bir hayata sığmaz. O kadar düşük olasılık çünkü bu. Senin o dediğin abla yarısını sallıyor durun. Ay sallamıyor. Öptük hocam. İyi bak kendine. Hangi abla? Nimet abla mı? Ay şakayı şaka. Şaka mı şaka ya? Arkadaşımın annesi var. Nimet abla. Alo. Alo, iyi akşamlar. Hocam 5 bilmeye seviniyor musun, üzülüyor musun? Abi ben sana şöyle söyleyeyim. Sevinirim de. Ben 7 tane aynı kuponda 8 kupon ya bunlar. Yok, 7 tane 6 bunlar. 6 sayı salsa 6. 6 sayı bileceğim de 8 tane kolon var yani. Heh, 8 tamam, tane güzel, dolduruyorsun bir güzel, kuponda. Tamam. 7 tane 4, bir tane 5 tutturdum abi. Tamam, güzel. Aynı kuponda. Bütün ömrüm boyunca bütün olan hakkımı orada bitti, kullandım bitti herhalde. Senin artık daha 2 bilmen imkansız. Hadi geçmiş olsun. Görüşümüz var. Hadi. Görüşürüz. Ya bir şey değil mi? Ben makineye de yaptırdım. Kendim de yaptım. İnsanın asabını bozup. Telefonlar. Sen çok kötü bir insana dönüştün. Sen bu yayını umut vermek için, mutlu etmek için, güldürmek için yapmıyor musun mesela? Birader benim öyle bir... Sağ solu mutsuz edip ona buna laf atmak için saçma yapıyorsun. Saçma konuşma. Benim öyle bir misyonum yok insanları mutlu etmek gibi. Ben olanı söylüyorum. Matem, olasılık yanılmaz. Bir kere 5 tuttuysan öp başına koy. 6900 liranı gitarca. Daha tutturamazsın. Hayır, yırt o kuponu. Hayır de. Hayat sana diyor ki bir daha oynama diyor yani. Hayır, böyle bir şey demiyor hayat diyor, ya. Diyor, hayat diyor ya. Hayat der. Hayat bana diyor. Diyor ki bak, ben şu ana kadar ne amorti tutturabiliyorum ne bir... Geçenlerde bir makine ya. Sen biriktiriyor şu anda. Bunu şey gibi, Allah muhafaza, şey gibi düşün. Küçük birikir ya enerji. Hı. Earthquake. Aniden altı mı bileceğim ya? Bu anlamı mı biliyor bu? Aniden senin gerçekten yani bu aralar sen ya şimdi ya bir iki sene içinde altı bileceksin Firuze. Biriktir biraz daha. Hiç bileme. Ama oynamaya devam edeyim değil mi? Oynamazsam olmaz. Senin daha sıran duruyor. Oynamaya devam et. Minik minik bir yerden sen ya beş ya altı. Sen de beş bilirsen bırak. Bence beş bilmek beni şöyle hissettirir. Abi altıya çok yakınım. İşte bu çok gerçekten kafası hiç basmayan insan. Hareketi yani refleksi. Bu şans oyunu değil mi bu? Olasılık diye bir şey var, tamam. Tamam, olasılık her şeydir Firuze. Olasılık üzerinden yapılıyor bu oyunlar. Sen 5 bildiysen daha bir daha bilemezsin yani. 3 kere 4 kere 5 bildin diyen insan. Niye insanlara bir kere 6 biliyorlar sonra bir daha da bilebiliyorlar? Kim işte sen? Bak şimdi bak. Ben sana şunu söyleyeyim. Bir haber değeri olan bir şey vardır, bir de olmayan vardır. Senin bu dediğin zaten o olasılığa hizmet ediyor. 2 kişi. Böyle olmayan da 11 milyon daha var. Anlatabiliyor muyum? Üf, ya niye böyle insanın moralini bozuyorsun? Az sonra buradayız sevgili dinleyiciler. Ne oldu oğlum? Tadımı kaçırdın. Ne demek tadını kaçırdım ya? Önce benim hayatımla ilgili başka kararlarıma şey yaptın. Ne yaptın? Sen bana bugün zarar vermeye çalışıyorsun. Ben ne dedim oğlum sen sana? Sen bugün bana ne dedin? Bir şey daha dedim. Bir şey daha kızdım. Dedim? Ha küstün filan da. Neye küstün? Niye küstüm ben? Sen beni niye küstürdün bugün? Ne bileyim oğlum. Sen kendi bak unutmuşsun. Öyle bir şey değil demek ki. Demek ki ne kadar gücüme gittiyse hafızam sildi. Eternal Sunshine. Spotless Light böyle bir şey değil Firuze. Bu senin dediğin... Ama işte kötü travma. Ben şimdi seni seviyorum ya. Seni bana bunu yaşatmanı istemediğim için hafızam o anıyı siliyor. Ben seni seviyorum. Konumuz buysa az sonra buradayız. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Sizce diyor ki bana yayın devam ediyor mu? Ediyor tabii. Ne zaman 18.50'de bıraktık. Ay, ya, o anlamda demedim hani. Başka şeyler. Radyocular devam edecek mi lan? Hayat yılında başka planın var mı? Yani daha büyük işler yapacak mısın? Ben senin üstüne geldim diye sen de benim mi üstüme geliyorsun? Hmm. Neymiş efendim? Yerimde sayıyormuşum. Ben? Neymiş? Benim kazandığım parayla bu yaşımda ben utanmıyor muymuşum? Benim yaşımda 3 tane çocuğa bakıyormuş insanlar. Bunların hepsini anons arasında duyduk. Bu kulaklar duydu. Kusura bakmayın da. Artık sen kendi kendine nasıl hesaplaşmalar, iç hesaplaşmalar yaşıyorsan bilmiyorum.
Bu akşamın sorusu sevgili dinleyiciler, acaba seni çok mutlu eden küçücük bir şey var mı? Varsa nedir? Park yerinin çok zor olduğu bir yerde arabayı park edecek boş yer bulduğumda bu beni çok mutlu eder. Beni de. Otopark parası cebimde kalır, kendime bir şey ısmarlarım demiş. Ben bedava her şeye çok mutlu oluyorum. Otopark parası çünkü insanı keriz gibi hissettiriyor. Evet. Değil mi? Çok çok ya. Yani şey diyorsun. Şimdi şurada bir yer bulsaydım şuna para vermeyecektim diyorsun. Geziyorsun, turluyorsun bir türlü yer bulamıyorsun. O sırada sinirlerin yıpranıyor. Diyorsun ki lanet olsun vereyim parasını da dursun şu araba şurada. Bazı adam evlilik yıl dönümünde falan öyle turluyor. Hanımı şık, topuklu. Yürütüyor o kadını. Ha, bulmuş bir yer 25 dakika bayır yukarı yürüyorlar. İşte yanlış bir seçim bir kadın için. O sırada onu düşünüyor. Çünkü yani ne bileyim yere atmak gibi yani otopark. Şimdi otopark mafyası belki beni vurdurtabilir ama ben bunu konuşacağım. Bilirsiniz beni, lafımı sakınmam. Sen çok gözü kara bir adamsın gerçekten, ve seninle gerçekten gurur duyuyorum. Böyle yayıncı uzun zamandır da yani Türkiye'de yaşamadı böyle yayıncı. Bu cesaretinle şu an tüm erkeklere şey oldun, örnek. Örnek Levent Üzümcü, Metin Uca ben. Beni bilir herkes. Tüm kadınlar da sana hayran. Yaşa, lafımı sakınmam. Şimdi otopark ne ya otopark? Ne ya? Nedir ya, siz neyin peşindesiniz? Ayıp be. Bir şey de demiyor. Arabamız var diye 20-20 verecek miyiz? Siz kimsiniz? Gece rahat uyuyor musunuz yatağınızda? Sormayın. Soracağım ya. Acaba siz vicdanınıza sordunuz mu? Ben bu adamın 20'sini aldım da. Ben bunun arabasını acaba ne fayda sağladım? Bazısı da Firuze etrafını kapatmamış otopark diye araziye koyduğum arabadan para alıyor. Sor Allah'ın yolunu siz kime satıyorsunuz? Namussuzlar falan de. Allah'ın yolunu deyip güzel konuştun. Allah'ın suyu. Buradan şimdi pet şişe su satan firmalara sesleniyorum. İşte sen böyle bir adamsın Mesut. Ben yani bana bir yerden ateşi yaktın mı ben duramam. Hadi yürü sor pet şişedeki su. Nerede o şiirde hava bedava, su bedava? Bravo. Bu şiiri biz nasıl okuyacağız? Bravo. Şeker fabrikaları. Burada bitti. Yoruldum çünkü muhaliflik beni yorar. Şey, bence bitki satanlara da bağır. Çünkü ben onu da anlamıyorum. Neymiş o? Çünkü o da bitki yani. Ha, çiçek biçek tabii. Niye? Toplamışsın onları, koparmışsın. Ondan sonra İnşaatçılarla bir çalışıyorlar. İnşaatçılar binaları yapıyor. Çiçekçiler çiçek olan yerlerdeki çiçekleri alıp satıyor. Bravo. Ben mesela biraz şimdi isyankar olduk Firuze'yle. Biraz uyuyacağız biz. Yarım saat kadar benim dinlenip kendime gelmem lazım. Çünkü yoruluyorum yani. Kolay değil Firuze. Bütün Türkiye'ye konuşurken böyle her şeye değinmek. Değil asla. Tabii. Ben mesela şey gibi de hissediyorum. Buyurun. Kendimi şu an. Daha omuzlarım dik. Sen Jeanne d'Arc'sın. Evet ya. Sen olsun. Ben de ben kim bilir kimim. Neyim ben, kim bilir kimim ben. Ben Mao. Kimim ben. Bakalım sevgili dinleyiciler. Bu arada sizin yüzünüzden şu anda sayısal ve süper loto oynadım demiş. Çıkarsa benden sana 1000 lira diyor. Ben sana 2000 vereyim, bu konuyu kapat. Ya Allah işte. Allah Allah. Bugün sana çok hayranım Mesut. Bana 1000 lira yani verecekmiş. Ne acaba, nasıl görünüyoruz oradan? Dinleyicimiz büyük ikramiye kazandı diye onun 1000 lirası niye alalım ya biz? Daha fazlasını isteriz. 1000 lira demiş. Yani belli bir para alırız da. Öyle 1000 lira vereyim filan gibi hareketlerle de evet. Zengin dövmüş oluruz yani, anlatabiliyor muyum? O parayı alır, o parayla döveriz. Yani sonuçta bir zenginin de kafasını koltuk altında sıkıştırdığım zaman İstiklal Marşı okutabiliyorum. Kafa aynı kafa. Ben hep şey düşünüyorum ama mesela. Buyurun. Diyelim ki bir bilet oynadım. Evet. Kazandım. Evet. Bunu kiminle paylaşayım? İlla paylaşasın varmış. Paylaşmışım, anana babana ver. Sen onları bittin. Tabii anama babama daha veririm. Etrafını kimseye. Anneannem. Ya. Ha işte öyle şeyler. Bize de işte milkshake filan ısmarlarsın. Milkshake. Nereden de aklına geldi? 1 lira farkla büyük boy bir şeyler alırsın bize de. Nedir ya? Allah Allah. Hak etmiyoruz oğlum, sen kazanmışsın. Alo. Alo, iyi akşamlar, merhaba. Seni çok mutlu eden o küçük şey ne hocam? Ya bu akşam yemeğinden sonra çayın hazır olması. Yani şöyle. Ya şöyle bir şey var. Çok güzel bir şey ama bu beni de mutlu ediyor. Evli misin? Ya şimdi... Evliyim. Eşim ben akşam işten geldiğim zaman çocukla vakit geçiriyorum. Eşim mutfakta oluyor. Yemeği hazırlıyor. Bir sürü yemek hazırlamış kadın. Onları yiyoruz diyor. Sonra çay yaptım. Hazır diyor. Benim diyor ki gözlerin içi gülüyor diyor. O kadar yemek yaptım. Çay var deyince çünkü
Çok güzel oluyor. Yani küçük müdür, büyük müdür. Belki benim için büyük bir mutluluk bile olabilir yani. Aga sen kafanı bu evlilik çukurundan azıcık çıkar. Yani sen benim babam olmuşsun. Kaç yaşındasın sen? 33. 33 mü? Abi adamın 33 mutlu diyor. Evliliğine, huzuruna, çoluğuna, çocuğuna niye şu anda bunu yapıyorsun? Arkadaş bir şey yapmıyorum da bu adam 85'li bir adam. 33 yaşında adam evde çay var diye sevinir mi? Bu ne ya? Bir 62 yaşında insan hareketi bu yani. Aki ne 62'ler var? Sana çocuk kaç söyleyeyim. Yaşında? Çocuk da yavrum çayla büyüyor o da. Bu aile... Biberona çay mı koyuyorsun söyleyeyim? Biberona çay koyuyoruz biberona. Ne koyuyoruz? Yok yok daha başlamadık o işleri de başlayacağım. Çaycı babanın çaycı çocuğu oluyor. Eli kulağında. Sen askıcı mısın oğlum bu kadar çaykolik? Allah Allah. Hadi öptük sevgiler saygılar. Biraz bir düşün. Biraz bir varoluş. Jean Paul Sartre gibi olayım senin için. Bugün bir bak. Dön de bir bak hayatına. Eyvallah. Bir bak. Tabii aga. Dön bak dünyaya. Pinani ne demiş? Pinani ne demiş? Çaya bu kadar seviniyorsan dünyana bir bak. Acaba küçük mü oynadın? Biraz vizyon sahibi olsana demiş. Pinani diyor bunları. Vallahi diyor. Hem de dizide diyor. Neydi o kanal dedik dizinin adı? Kavak Ellerinde diyor bunları. O çok altyapısı olan bir dizi. Tabii. Bir V for Vendetta bir de Kavakelleri. Bu ikisi aynı. Zaten esinlendiği yer Dawson's Creek olduğu için zaten o da temelleri iyi oturmuş. Bir de testere. Şey. Bunların üçü. Bunlar çok başka. Az sonra buradayız. Ayrılmayınız. Rabarba devam ediyor. Yazın cevaplarınızı Instagram'dan. Seni çok mutlu eden o küçük şey ne? İkinci saatte de yine böyle randımanlı devam edeceğiz. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Evet 19.06 yeni saatteyiz. Bugün günlerden pazartesi 9,5 yıllık emektar konuk. Aslında o da Rabarba'nın Meryl Streep'i. Ne oldu? Hoşuma gitti. Evet radyoculuk dalında en iyi konuk diye bir kategori olsa. Olsa eğer. En iyi kadın konuk 5 adaydan. Dördü Rabarba'dır olur. Tek başımıza. Hep birbirimizle yarışırız kızlar. Yani Türkiye radyolarında bu formatta yayın yapan tek radyo programıyız sevgili dinleyenler. Pazartesiden Cuma'ya farklı konuk. Hiç kimse böyle yapmıyor. Müthiş de zor. Çok yoruluyorum. Hepsine adapte ol filan. Yaşlandım ya ben. Bu adam her gün konuk düşünmekten. Ben bıktım Ebru'nun çatafatları. Firuze geleceğim bir gelmeyeceğim. Ondan sonra İlker aga video çekiyorum. Fazlı oyun var şuyum var gelemiyor 4 aydır. Bir Kemal ile Nuri mi sıkıntı yaratmıyorlar? Onlar yaratmıyor. Onlar nasıl desem emekçi. Neden? Mesela onların nedir şey olayı? Onların olayı onlar Rabarba'nın getirdiği ünlülüğe aşık oldular. Böyle dümdüz oturdukları için Rabarba dışında. Ve bu ünlülük onları büyülediği için büyüledi. Seslerini çıkarmıyorlar. Böyle böyle seni de kandırdım ben 7 sene sonra senin gözlerin açıldı. Tabii ben şey yaptım. Dedim bu ne ya ben bir lanet bu dedin yani bu Mesut bizi kullanıyor. Evet evet dedim. Bunu dedin mi? Dedim ama seni çok sevdiğim için bunu hiç umursamıyorum. Bunu dediğini ben biliyorum. Olsun ne yapalım 19.08 bugün pazartesi şunu soralım dedik Firuze ile normalde kimse dışarı çıkmaz ya bugün plan program yapmaz. Rabarbacı var mı bu akşam plan yapan aranızda? Pazartesi planım var akşam şuraya gideceğiz buraya gideceğiz diyen var mı? Hakikaten merak ediyoruz. Buyurun arayın 0212 368 62 40 telefon numaramız. Eğer şöyle havalı birkaç bir şey çıkarsa. Ben hiç çıkacağını düşünmüyorum biliyor musun? Ben birkaç tane geleceğini düşünüyorum nedense. Çünkü bak hava çok böyle evde oturma havası. Evet. Mart ayının 5'i pazartesi ya. Öyle bir pazartesi gibi bugün. Hiç kimse hatırlamayacak bugünü. Galiba, öyle bir pazartesi. Galiba kar yağmadan atlatacağız biz bu kışı. Yağdı işte bir oydu. O kadar değil mi? Bence öyle. Daha yok yani. Ben zaten Mart'ta kar yağacak demiştim. 1 Mart'ta kar yağdı. Benim taahhüdüm gerçekleşti rahatladım. Görüşürüz. Ama buna bu kadar sevinmemelisin. Yani kıçkırık küçücük kar yağdı ya. Ama o beni mutlu etti. Ben yine sevindim zıpladım ve güldüm. Bir tane telefon var. Bakalım neymiş planı. Alo. Merhabalar. Akşam planın mı var? Evet. Nedir? Hatta gidiyorum şu anda. Ne yapacaksın? Arkadaşlarımın iş mahkemesi vardı. Sonuçlanır sanıyorduk. Sonuçlanmadı ama yine de kutlayalım dedik. Kutlayalım ya. İş mahkemesi dediğin şu. Bir şirketle davalık oldular tazminat mı alacaklar? Evet. Valla. Kim ödeyecek bu akşam hesabı?
Alamadığım tazminatı alacak olan arkadaşlar. Ön kutlama olacak, sonra alınca tekrar kutlama yapmazsınız artık. Yani ön kutlama diyelim. Peki, afiyet olsun şimdiden. Teşekkürler, iyi yayınlar. Hadi bay bay. Bak güzel, fena acaba değil. Acaba ne yiyeceklerdi, bunu da merak ediyorum. Herhalde aslan sütü. Anneannem gibiyim. Anneannem mesela böyle biz yemeğe gidiyoruz falan diyorum ben. Ne yiyorsunuz diyor. Ama merak edemiyorsun. Yani, hep bir merak halinde. Ama yani sen zaten o merağa mesela yol açıyorsun. Diyorum ki mesela balık. Tamam. Güzel mi diyor. Ondan sonra hep böyle birinin ardından başka bir soru türüyor. Ne balığı? Hani ve dahası yani. Kaça. kaça da var. Alo. Merhaba. Ne yapıyorsun akşam plan? Tango'ya gidiyoruz. Tango. Ha bildim, evet. Bildim. Böyle milongadır, tangodur, çaça, rumba, evet. Merengue geceleri, swing geceleri olur. Taksim'de mi? Galata'da, evet doğru. Galata'da. Yaşa. Peki mesela evet, bir evet. Eşin mi var sabit, yoksa orada böyle genel olarak kalabalık bir grup dans mı ediyor? Zaten genelde tangoya çok öyle eşle başlanmıyor. Çünkü herkesle, yani sınıf içinde herkesle de dans etmek gerektiği için. Aha. Zaten benim bugün gittiğimde bir pratik günü. Yani haftada bir ders var, haftada bir de pratik var. Sevgilin eşin derdim. Var mı? Hayır, yok. Yok. Ha, var mı gözünü evet. Kestirdin kimse tangodan? Oluyor tabii. Hayır. Oluyor, şu anda ayrı. Mesela var hani, mı gönlünde? Hani şu biri? Böyle atıyorum 6. sıraya geçip böyle kıçım ilerleyip o kızla dans edeceğin, dansı uzatıyor musun? Tam yapamadım, bir tur daha mı dönsek filan? Evet tabii. Ya. Yani kafada neler hiç işte. Değişmiyor abi. Ben de öyleydim. Ben de bir dönem gittim bu dans kurslarına. Yani tam mesela kötü bir yerde duruyorsun, tamam, coğrafi olarak kız uzakta kalmış. Böyle onun tarafına doğru bu çapraz iki kişiyi atlaya gidiyorsun yalnız kalma pahasına. Yeter ki bir 6. şarkıda bir yakalayayım, ondan edeyim dans. Doğru. İşte aynen umut öyle, dünyası aynen. Sonuçta. Ha, umut. Orada ama... da 3,5 dakikan var. Bazı şarkıyı da kısa kesiyorlar. Allah'ın cezaları. Yeni geldim ya. Yeni geldim. Daha tam yakalayamadık o şeyi. Evet. Ama güzel bir pazartesi aktivitesi oluyor. Evet. Bir yandan haftaya da güzel bir başlangıç oluyor. Bak mesela çok da düzgün çocuk, tamam mı mesela, evet. Konuşuyor. Nasıl tatlı. O kadar böyle öyle mi yapıyor, böyle mi yapıyor? Çok tatlı anlatıyor. Şimdi bir de böyle insanlar dansa merak sarıyor bir de. Anladın mı? Hani öyle bir dans zaten şey değil. Tamam, gözünüzle kestirmeyi böyle seksist olarak algılamayın. Tabii bir tanışmak için tanışmak bir şey. Tanışmak, bir uygar bir başlangıç. Ondan sonracığıma. Evet. Araya birini sokmaktan daha klas. Ve yeni insanlarla tanışmak için de farklı bir şey yani. Evet. Kesinlikle. Bir de tangonun hem müzik olarak çok asil ve zarif bir bence duruşu var. Genelde tango yapan insanlar da belli bir kalitede insanlar. Zarif de yer yerde erotik aslan. Biz de tango dansı tabii, izledik. Tabii. Ben ya, çok severim tango. Tabii yani tutkulu. Şimdi mesela eşin diyor tangoya, tamam uygarsın bir şey demiyorsun da yani tango var. Ya. Tango ve keş. Tango var, keş var ya. Ben tango gibi dans ediyorum. Senin aklına hep keş geliyor. Yani keş gibi dans ediliyor. Bazen canım sıkılıyor Firuze. Öptük hocam. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. Hadi bol şans. Ay vallahi çok düzgün. Bir arkadaşımla tanıştırasın geldi. Aa, çocuğu çok tango. Düzgün. Ne derler? Rastgele. Alo. Merhaba. Ne yapıyorsun akşam? Planın ne? Planım Lindy Hop diye bir dans çeşidi o dans ediyorum. O swing'in bir önü o. 1920'ler. Evet. Siyahiler. Aynen öyle. Zıplayarak mı? Nasıl hop var ya içinde. Aklıma hop geldi. Değil. Lindy Hop böyle şey. Çok yakın bir dans değil. Zaman zaman böyle daha çok ayak hareketleri. Ama ikili gene, değil mi? Evet ikili. Kursta çok sık böyle şey hani eş değiştirerek öğrendiğimiz değişik partnerlerle yapabildiğiniz. Sende var mı eş sevgili? Eşim var, evet. Ha tamam, nasıl bakıyor bu dans işlerine? Aslında daha önce de tango ve salsa'ya beraber gittik. Buna beraber mi gidiyorsunuz? Sevemediği için buna beraber gitmeye bir türlü ikna edemedim işte. Tek gidiyorsun. Tek gidiyorum ama küçük bir bebeğimiz var. O açıdan da aslında beraber gitmeniz zaten mümkün olmayacaktır. Ay sizden de çok tatlısın. Ay dans eden insanlar ne kadar, evet, tatlı. Tabii. Bak işte bu danslar insanı hakikaten böyle bir daha böyle insan oluyorlar yani. Gerçekten ya. Ay böyle
İkisine de sarılasım geldi. Valla Linda Opu'yla tangosuyla bambaşka bir dünya. Harikalar diyar Firuze. Vallahi öyle. Ben de gideyim mi dansa? Ama dans beni daha iyisini getirir mi bana? Ne diyorsun? Dans bana ne katar? Dans sana ne katar? Boşu boş sür, it kopuksun git. Bir şey kaybetmezsin. Bir şey tamam. Olmaz. Geliyorum Linda Hop. Çok mutlu olurum. Seninki nerede? Taksim'de mi? Benimki maalesef İstanbul'da bile değil, Viyana'da. Viyana'da? Aa, Viyana'da evet. Mısın sen? Evet evet. Ya da evden Viyana'dan... çıkıp Viyana'ya gitmiyorsundur herhalde. Vallahi Mesut'cum Beylikdüzü'nde oturuyorum. Viyana'da yaşıyorum. Bahçeşehir'de oturuyoruz. Her gün Viyana'ya gidip geliyorum. Kocam da ses etmiyor. Kocam da hiç problem çıkartmıyor. Selam söyle eşine, öptük, bay bay. Görüşürüz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Görüşürüz. Bak ne kadar değil mi? İçimiz açıldı yani. Evet. Alo. 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 Bizi tuşladınız. Abi tamam. Hah. Merhaba amatör, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun akşam? Akşam bir arkadaşımın kızının töreni var. Lojistik destekte bulunuyorum. Vay lojistik. Bırak sen döneceksin, çıkmayacaksın yukarı. Ama ya büyük bir ihtimalle bilinmezliğe gidiyorum. Yani bence bana yer yok yukarıda da. Yani, ha anladım. Yukarı çıkmak istiyor musun peki içten içten? Yok be abi yani. Kesinlikle istemiyorum. Bunların hiçbirini yapmak istemiyorum. Hadi akşam maçlardım. Ha Beşiktaş maçı var. Çabuk çabuk bırakıp böyle anneyi falan. İyice böyle zikzak çize çize 150 ile git. Aynen öyle. Hepsi Radyo Spor dinleyecek benle. Peki nereden nereye bırakacaksın? Abi Bahçedevler Gazi Osman Paşa. Oo bayağı da mesafe ha. Aynen öyle abi. Evet. Şey var burada. Yakın arkadaşın mı senin? Yakın çok adam. Çok yakın arkadaşım ha, abi. Tamam. Aynı iş yerinden. Sevdiğim bir arkadaşım. Trabzon maçını alırız ya. 3-2 alırız. Şey yapma. Ya inşallah abi. Alırız alırız. İnşallah. 88'de Taliska atar 3-2 alırız. Hadi öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz. Evinizi basın. Alo. İyi günler. Merhaba. Hoş geldin hocam. Abi benim akşam bir planım yok ama ben bağlanmak istedim. İyi yaptın ama bu program öyle kafana göre bağlanabileceğin, dayını arar gibi arayacağın bir yayın değil. Başka zaman. Başka zaman yine ara. Tatlı da bir çocuksun belli ki ama biraz dinle önce, bir bak bakalım ne yapıyoruz. Alo. Mesut iyi akşamlar. Hoş geldin hocam, ne haber? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ne yapıyorsun akşam? Akşam şu anda yoldayız. Rus Kızıl Ordu Korosu var bu akşam. Oraya gidiyoruz. Aa. Neredeymiş? Şeyde, Cemal Reşitköy'de. Vay çok güzelmiş ha. Bak. Biz yaklaşık bir ay önce falan aldık biletlerini. Ben bir kere de Rusya'da gitmiştim fi tarihinde. Çok güzeldi. Çok güzel bir ambiyans var. Bir ay önce de biletlerimizi aldık. Yoldayız gidiyoruz. 8'de başlayacak ama biz yetişemeyeceğiz galiba. Oo, neden? Neredesiniz şu an? Yani şu anda şeydeyiz. Fatih'ten aşağı doğru iniyoruz. Yetişemezsiniz. Trafik var. Unkapan'a doğru gidiyoruz ama çok trafik var. Peki geç alırlar mı geç? 8.30'da gitseniz ne olacak? Yani gireriz ya. 99 ihtimalle gireriz gibi düşünüyorum. Genelde şükrey bilemiyorum yani nasıldır prosedür ama herhalde benim bildiğim geç kalın dövüyorlar. Dövüyorlar değil mi? Kütüphane falan dövüyorlar en son. Öyleydi yani. Öyle biliyorum. Hadi öptük. Buyurun. KGB alıyormuş. Ya bu arka arkaya hepimizden berbat şakalar. Benim başladığım dinleyicimizin beni yalnız bırakmadığı, Firuze'nin gerçekten sıvadığı bir takım anlar. Aynen ben bunu yapmadan devam etmek istemedim. Bu Rus Kızıl Ordusu şeyi söylememiş miydi? Oynama şıkıdım şıkıdımı. Söyledi bir ara. Sonra bir de Vardarovası'nı mı söylemişti? Galiba ama bunlar böyle şimdi bu bir tane de şey var. Blumen var. Hı hı. Ondan sonra bir böyle bir akrobatik hareketler yapan başka bir şey var. Cirque du Soleil mi? Öyle bir şey. Sirk. Tamam sirk fark etmez. Bunlar aslında marka olarak çok büyük ama böyle kadro olarak böyle 300-500-700 bin kişinin oluşturduğu, o ülkeye özgü de insanların içinde olduğu organizasyonlar. Yani senin Amerika'da izlediğinle burada izlediğin aynı marka ama aynı insanlar değil. Diyorsun ki yani buraya kötü mü gönderiyorlar? Sen bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Hayır, şimdi bana? Hayır hiç değil. Ben diyorum ki buraya özgü o şıkıdım şıkıdımı burada söylüyorlar. Yani. Tamam yani ben gidip... hemen çarpıttım ve seni yerlere yıkmaya çalıştım. Evet, neden böyle bir şey gibi, yaptığımı da bilmiyorum. Senin gibi gazetelerde var. Ben şu an seni tanıdım piyasadan. Değil mi? Var yani böyle gazeteler. Nasıl var. Aldım seni vurdum yere? Bir anda vurdun tabii. Anda. Hedef gösterdin. Hedef gösterdim. O yaptı. Kırmızıyla büyük yazdım beni. Ya bir şeyi hedef göstermek gerçekten böyle tadından yenmeyen bir his. Kendini böyle
doğruyu yapmış gibi hissediyorsun. Tabii ama adamın hayatını da nasıl böyle cehenneme çeviriyorsun yani. Ama işte herkesin bir hedefe ihtiyacı varmışçasına yapıyorsun bunu. Tamam yapıyorsun da senin benim hedef gösterdiğimiz başka. Bu gazeteler yaptı mı iş başka yere varıyor yani. Evet. Telefonumuz var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun akşama? Ne yapıyorum akşama? Çok bir şey bulamadım, o yüzden her zaman yaptığım şeyi yapacağım. Bu akşam da iddia oynayacağım. Güzel ama biz biraz daha plan soruyoruz. Güzel hocam. Bir plan. Güzel yani bu biraz daha bitik bir hayatın. Ben çünkü iddia bayinden geliyorum yayına. Bitik bir hayatın bir göstergesi. Yani evet. Bir, mesela bir ilişkide senin mesela bir ikimiz çıkıyoruz. Ben senin sırtında kupon doldursam soğur musun benden? Üzülürüm ben çok. Neden? Dön acık dedim. Ne oldu dedin? Beni de kat, ben de seçmek istiyorum mesela. Niye beni şey kullanıyorsun? Sen ayrı kupon yap canım. O sıra senin masa olarak. Hayır işte biz birlikte kupon yapalım istiyorum. Duvar olarak kullansan bozulur musun? Bozulurum. Yani? Neden ya? İşte ben de kupona ortak olmak istiyorum. Sırtımı ortak etmek istemiyorum. Ben mesela hep merak etmişimdir. Bu Fransız sineması, Danimarka sineması konuşularak başlanan bu ilişkilerde nasıl insanlar birbirlerinin bellerini kütletebiliyorlar bir süre sonra? Yani 8 senenin sonunda dur seni bir kütleteyim diye. Çünkü kütletmek çok insana dair. Yani kızın beli ağrıyordur bir şeydir. Adam kütletiyor yani, anladın mı? Benim en sevdiğim şeylerden biri biliyor musun? Böyle mesela şu an omzum tutuldu. Aha. Sol tarafım. Ondan sonra yani şurayı ovdurmak. Tamam. Çok mutluluk verici bir şey. İşte sevinç verici. 20 liraya falan alırım ben. Alo. 20 Alo. İyi akşamlar Mesut. İyi akşamlar Firuze. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun akşam? Şu an eve gidiyorum. Kocama pizza yapacağım. Kocana pizza yapacağım. Hamurunu sen mi yapacaksın? Hayır. Lavaş aldırdım. Malzemeleri aldırdım. Malzemeleri kesip istiyorum şu an. Ben eve gidince fırına koyacağım üstüne. Vallahi yorulacaksın ama azıcık. Çok yıpranma. Tamam anlaştık. Peki malzemeleri alıp kesen kim? Koca. İşte ben hepsini o yapacak. Belki öyle değildir diye bir umut sordum. Belki yani. Ama o kadar belli ki öyle. Belki yani bir 15 lira harcayıp bir fırına yaptırtırsınız diye bir sordum ama yine koca yapıyormuş. Fırını açmayı unutmasın. Bir de onu beklemeyin. Kide mi bu Mesut, fırına pizza mı yaptırılır ya? Affedersin, kocaya yaptırılır mı? Fırına yaptırılmaz da. Kocaya yaptırılmayacak, kime yaptırılacak Mesut? Hadi tabii kadın ya. Kadın işten evet. Dönüyor, saat kaç olmuş? Bak 7.22 hala bu koca, yolda. Bu koca çalışmıyor mu? Ev kocası mı bu? Çalışmıyor mu bu koca? Yok yok. Yani bugün 40 yılda bir işten erken döndü. Ben de ona biraz iş patlayıverdim. Yani yoksa hep böyle olmuyor. Bu adam seni boşar. Boşayamaz. Görürüz. Hep beraber görürüz. Bana yazarsın. Haklı çıktın yazarsın. Öptük. Baktım ha? Boşayacak gibi sen daha önce davran. Ulan var ya, atıyoruz tutuyoruz ha. El alem ilişkilerini bilmiyoruz. İnsanları tanımıyoruz. Şu an biz hassas teraziyle oynuyoruz ama. Televizyon programı yapıyoruz şu anda. Yani orada da öyle ya. Kimse kimseyi tanımıyor. Atıyor tutuyor. Bu evet. Kişisel gelişim uzmanları falan da çıkıyorlar bazen. Genellemeler üzerinden her şey. Ya bu insanların bana hadi bizimki radyo programı adı üstünde yani. Ha o. Ama böyle. Niye böyle yaklaştın yaptığımız şeye? Ne? Ha ha ho ho. Ne yapıyorsun? Adı üstünde dediğin nerede ha ha ve ho ho? Her yeri. 18.01-19.58 arası. Allah Allah. Sen haklısın ya. Yine sen, sana çatasım geldi ama. Sen yine çatta, sanki ne yaptık, dünyayı mı kurtarıyoruz? Biz öyle çok büyük şeylerden bahsetmiyoruz ya. Belki pek çok insan için küçük olabilir ama hayır benim için de büyük değil. Değil Füze, kimse için değil. Değil ya, ben ha ha ha. Yani zaten Rabarba'da duyduklarını hayat mottosu haline getiren adamdan bir numara olmaz. Bence var ya. Ha. Sen işte şurada yanılıyorsun. Nerede? İşte hayat mottosu haline getirilecek bir şey bu. Hayırlısı olsun. Ben keşke ben de bilseydim. 9 yıldır yapıyorum ama fark etmedim ben. Seni örnek alıp mesela bu rock'n'roll hayata girip seni bulan var mı? İbret. Yok mesela. Alıp değil, ibret alıp diyelim buna. Beni ibret alıp daha uzun yaşayan var. Evlenen var, çocuk sahibi olan, ev alan, para biriktiren. Bunlar hep ibret vesileleri. Zaten bizim bütün dinleyicilerimiz bu 10 yıl içinde okullarını bitirdi. Evet. Evlendi, çocuk sahibi oldu. Oldu. Evlerini aldılar. Evet. Demek ki bu yolda giden yok. Yok yok. Yok. Biziz bir tek. Okay. Vallahi biziz. Az sonra biraz geleceğiz. Biraz düşünelim bunu. 19.24 ayrılmayınız. Rabarba devam ediyor sevgili dinleyiciler. Seni çok mutlu eden küçücük bir şey ve pazartesi planı. Bundan sonra ikiye ayırdık. İstediğinize cevap verin.
Ayırdık. Ayırdık. Tamam. Akıyor ya. Akıyor. Ben şu an ekledim soruyu. Nedir ya işte. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, Firuze Özdemir Mesut Süre kadrosuyla 19.31 itibariyle geri geldik. Pazartesi akşamı planın var mı? Ya da seni çok mutlu eden küçücük bir şey. İkisine birden cevap verebilirsin. 0212 368 62 40 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Bu arada yarın akşam Maslak'ta BKM Mutfak Unique'de tek tek başlıyor. Ben geleceğim. 10 tane komedyen sahneye çıkacak. Ben de moderatörüm. Gecenin sunucusuyum. Sevgili dinleyenler. İşte Cem İşçiler, Yavuz Günal. Varoğlu var. Ben de yapacağım stand-up. Yapayım mı? Dene. Bir deneyeyim sana diyorum. Sana kapımız açık. Bir tane de davetiye vereceğim şimdi. Bu saate kadar dinleyen dinleyicinin farkı olsun. Son fotoğrafımızın altına şu anda Maslak yazan bir kişiye çift kişilik davetiye veriyorum. Süper. Yarın gece için. Biletleri BiletX'de 20.30'da başlar. Yayından geçeceğim burada. Sevgili dinleyiciler, bakalım sizden gelen cevaplara. Kediciğimi 3 gündür veterinere götürüp getiriyorum. Bağırsaklarında sıkıntı var. Ay, kıyamam. Onun küçücük bir kaka yapması beni sevinçten havalara uçurur şu anda. Bir ya. Şey. Ne güzel ifade etmiş. Hemen iyileşsin. Yaşa mesela. Ne tatlıymış. Yeni değiştirilmiş damacanın pompasına basar basmaz suyun akması. Aa, ya çok güzel bir his. Böyle çok dolu dolu böyle akan sular, şelale hissi bana yani. Gerçekten Niagara gibi oluyor. Niagara gibi. Halbuki 20'lik yani. Hacmi belli, parası belli. Çok hoşuma gitti bu cevap. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mesut Bey, nasılsınız? Sağ ol. Buyurun alalım cevabını hızlıca. Bu akşamki planım böyle bir sömüre başında bir evli teklif oldu. Vay. Sen mi yapacaksın? Bir şey söyleyeceğim ama bir kulaklıkla konuşuyorsun Bluetooth. Onu yapma, direkt duyalım seni. Bir saniye. Hadi bunu nasıl yapar? Kaç sene olmuş? Alo. Gördün mü bak, bana neler çektirdi bu beyefendi. Sürprizin nerede bu şömine? Sürprizim tabii ki yani kendi oturacağım evde oldu. Hmm. Allah Allah, güzel. Evet. Şömine başı, diz çökeceksin. Evet. Güzel bir şarap. Güzel. Emin misin? Efendim? Emin misin? Yani o kadın bu kadın mı? Nasıl yani emin misin? Teklifi yapmadan önce vazgeçme ihtimalin var mı şu an? Hayır canım, böyle bir şey olsa zaten bu kadar heyecanlanmam yani. Ama bir anda öyle bir şey oluyor ki içine bir kurt düşüyor, ne yaparsın? Hep o görmezden mi gelirsin mesela? Yok ya, yani bu şüpheler hani daha önceden oluyordu da. Hah, artık geçtik oraları diyor yani. Geçtik. Kaç yıllık çok ilişki? Çok eminsiniz. Kaç yıllık ilişki? Benim 2,5-3 olacak ya. Hadi zaten bakalım. Tanımışsınız. Ömür biraz. Boyu mutluluk hocam. İnşallah birbirinizi hep çok seversiniz. Bir ben şunu çok merak ediyorum. Bu hani nikahtan kaçma. Bir de böyle yüzük vermeden önce vazgeçme ihtimallerini. Filmlerde de hep bunun konusu olur ya zaten. Yüzükten hemen önce ama tabii kızı da sezdirmiyorsun ya da erkeğe. Tabii sürpriz yapacaksın. Sen biliyorsun. Kimseye de sonra söylememişsin. Sonra mesela hiç olmamış gibi falan oluyor. Sonra gidip satıyorsun yüzüğü. Filmlerde onu hiç göstermiyor. 1200 almışsın, 800'e satıyorsun. Orada üzülüyorsun. O 400 liralık kaybı falan üzülüyorsun bir günlük. Evet. Tam filmvari bir şeyler. Belki de filmlerde oluyordur sadece. Muhtemelen. Ben hiç etrafımda da duymadım gelinlikle kaçtı diye. Geldi mi senin başına? Ya, düğünden kaçan gelin oldu mu? Düğün esnasında hiç gelmedi. Hiç benim de gelmedi. Yani bu biraz fantastik yani. Gerçekten bak, bunu artık bence sinemada yapmasın. Yapmasın. Gerçek hayatta karşılığı olmayan senaryo. İnsanlar evleniyor çünkü yani. O noktaya gelince artık anneme söylemişim, babama söylemişim. Evleneyim olmadı işte, bakarız falan diyorlar. Tabii. Yani en kötü boşanırım diyor. Yani. Alo. Alo. Selamlar hocam. Selamlar. Ne yapıyorsun akşam? Ben mutluluk sorusuna. Buyurun. Seni çok mutlu eden o küçük şey ne? Abi. Bu bazen restoranlarda ya da işte kesinlikle falan inisiyatif kullanıp bol koyuyorlar ya böyle bazı şeyleri. O andan mevcut oluyor. Mesela bir tane dondurma var, çikolatalı. Tamam. Basıyor bazen çikolatayı üstüne, al abi diyor. Tam mesutluk bir sevinç bu da. O an ya da mesela işte Kemal Paşa üstüne tahin inisiyatif kullanıp bol
Diyorum, şu an benden atıyor. Güzel güzel. Bu aslında parayla işi değil. Böyle ayrıcalıklı hissetmekle işi var evet. Bu dinleyicim. Evet. Bir de şeyin Yiğit Özgür'ün şeyi var mı? Yani işte daha da ekstra gıda. Yani şurada giren. Biraz onun da şeyi var yani. Tabii. Bedava, doğru bedava ekstra gradı. Hemen yani hemen vitamine dönüşüyor. Bir anda. Hemen sağlık oluyor. Bir anda lop lop et alıyorsun bir anda. Öptük hocam bay bay görüşürüz. Böyle sağlıklı insan yüzü vardır bildin mi? Evet pembe yanaklı. Pembe yanaklı. Böyle sağlık fışkırır yanaklarından. Bu organik yer erken kalkar. Sporunu yapar. Sağlık böyle. Şimdi mesela sağlıklı ya o insan. Benim birazcık da sağlıklı insan deyince hafif de etine dolgunmuşçasına geliyor o bunu insan bana. Bunu ben ilerleyen yaşlarda anladım evet. Yani zayıf insanın sağlıklısı az oluyor. Ya birazcık böyle o yanakları böyle tombik tombik. Ya bıngıllığın sağlıkla çok yakından ilgisi var yani. Babaannem gibi oluyor böyle olunca da halbuki değil. Değil. Fit olması lazım, spor yapması lazım, erken kalkması lazım, güzel gıdalar tüketmesi lazım. Yani sağlık genelde balık etlilerde. Vallahi bak. Mutluluk yemekte ya. Gerçekten mutluluk lömbür lömbür olmakta. Bunu netleştirelim artık. Hepimiz kabul edelim yani. Benim gördüğüm iyi yani insanların hepsi gülüyor. Bak hep mesela biliyorlar. Bak mesela ben göbekliyim. Beni kimse üzemiyor ya. Anladın mı? Üzemiyor. Evet. Yani mutluluk beraberinde geliyor. Evet. Bir dirhem et 1000 mutluluk verir. 1000 ayıp örter derler evet. Değil mi? Bir dirhem et. Aynen 1000 ayıp örter derler. Senin ayıpların hep ortada Firuze. Ben ayıp içindeyim ya. Hiç ettin yok her yerin ayıp senin ya. Kusurlarla dolusun. Bakamıyor ya bana insanlar ayıptan. Vallahi acık ye ya. Gözlerini kapıyorlar. Lütfen bu akşam su böreği yiyip yat bana söz ver ya. Söz. Ha 2 porsiyon. Ya ben nasıl yiyorum bu ara kilo alayım mantı. Diye. Allah Allah. Geçen 1.5'da mantı yedim. Gece 1.30'da. Sonra uyuyamadım. Tabii ki fenalık geçiriyordum. Ben dün gece pide yedim 1.5 pide uyumadan. Tamam mı? Arkadaş bir kabuslar. Hayda. Böyle mesela kabusu görüyorum uyarıyorum. Lan ya odadayım ne olacak filan. Daldığım gibi aynı yerden devam ediyor kabus. Daldığım gibi böyle ateşler teller içinde uyandım. 6-7 kere müthiş yorgun kalktım o yüzden. Hay Allah. Yani yiyip yatmak çok kötü bir şey. Bir de karbonhidrat yiyip yatıyorsun Mesut. Ha böyle ama bol kaşarlı kuşbaşılı pide 1.5. Yaramamış. Yani bildim mi onu? Yedim ve hiç hareket etmeden uyudum. Oturduğun yerde mi yedin? Evet evet. Oturduğum yerde yedim. Sonra kaykıldım yattım. Anladın mı? Ne alacak lan dedim. Tok uyursam daha böyle dedim dinç uyanırım. Tokluk öyle tok bir şey. Tok uyursam tok uyanırım. Böyle sabah yemem diye mi düşünüyorsun? Zaten yemedim çok yani. 3 gibi falan kahvaltı ettim. Yani anladım onu oradan ayarladım ama uyku öyle dinlemedi yani. Ay çok buradan kimseye tavsiye etmiyorum. Pide yiyip yatmayın. Şu dediğimi hiç yapmayan var mıdır hayatında acaba? Vardır. Öyle mi? Neden olmasın? Yani böyle çok ağır bir şey yiyip hiç yatmadım öyle diyen var mıdır? Ben yatamıyorum işte oturuyorum. Ben oturamıyorum ya. Çok güzel uyunuyor ama. İlk dalarken çok güzel doluyor. Senin şekerin mi var acaba ya? Ne, kim dedi ya onu? Baksana yiyorsun sonra sıcacık uykular bastırıyor. Tamam şeker değil ki bu normal insan hareketi bu. Ne ama şekerin? Zayıf değilsin şekerin olsa zayıflardın. Hah yaşa. Şu an çürüttüm. Senin sağlığını kurtardım. Bana şükret. Devam. Evdekilerle dizi izlerken bu oyuncu daha önceden nerede oynuyor dediklerinde ben biliyorsam küçük bir gurur yaşıyorum demiş. Babam bu da. Çok sevim, çok mutlu oluyor. Bir de mesela o biliyor kim nerede oynadığını. Şöyle yapıyor. Peki bunu nereden hatırlıyoruz? Kendi mi soruyor? Kendi soruyor. Biz de nereden falan diyoruz. Allah. Asi dizisi 2. sezon 6. bölüm. Aynen. Sonra bunu yapıp böyle bir göğsü kabarıyor. Kabarır. Bazı adam çok sıkı izler dizi yani. Evet, sıkı dizici. Senin baban da ne tatlı ya. Senden tatlı vallahi. Keşke baban gelse konuk olsa. Gelişim. Anında bir U dönüşü bu gelmez. Vallahi dinliyorsa çıksın gelsin ya. Gel baba. 19.40. Hadi gelelim birazdan sevgili dinleyiciler. Bir sürü maslak yazan olmuş. Bir bakayım ben de yarın akşam davet edeyim. Tek tek. Bir dinleyicimizi. Tek tek 10 stand-upçı arka arkaya sahnede olacak. Ben de sunucu olacağım. Türk mizahının stand-up'ta nerede olduğunu gösterecek bir gece olacak. Sevgili dinleyiciler. Çünkü herkes seçilmiş 10 kişi. Yani
daha önce elemeye tabi tutulmuş 10 kişiden bahsediyoruz. O yüzden çıkın çıkın gelin. Rahatlıkla gelebileceğiniz sağlam bir gece. Zaten bir süre sonra da ya bir internet projesine ya bir televizyon projesine dönüşecek. Böyle bir hikayenin ilk gecesi yarın akşam. Herkesi bekliyoruz. Güzel anlattım. Ben geleceğim. Gel gel. Gel bakalım en çok kime güleceksin. Aa, evde öyle tabii, bir şey yapayım mı? Tabii ben zaten o sunucu benim. Hepsini onları yarıştırırım at gibi. En iyi hangisiydi, en kötü hangisiydi? Kimi yuhalayalım? Ben de arkada kumar mı gibi böyle şey mi yapsam gizli? Ama ha, bunu söyledim şimdi yayında. Yok bir şey olmaz ya, topla 10 lira. Şey yapayım hani, kime basıyorsunuz parayı? Aslında buna izin verseler müthiş olur ha. Ben sürekli böyle yükseltiyorum, alçaltıyorum falan. Kime basıyorsun? 2 lira ona, 5 lira ona. Alo. Bir de ben o işi hiç anlamıyorum. Merhaba abi. İyi akşamlar hocam. Abi ben öğrenciyken bu mutluluk konusu için aramıştım. Oğlum sen hala 11 yaşındasın. Yaş kaç? 25. Güzel. Buyursunlar. Neymiş mutluluğun? Abi biz üniversitedeyken böyle 3-4 arkadaş kalıyorduk ama evimize biraz merkezi bir yerde olduğu için geldiğimiz gideniz de bol oluyordu. Ben tabii geç kalkıyordum. İkinci öğretim okuduğum için. Böyle hafif uyanık, hafif uyur haldeyken ev arkadaşlarım sabah kahvaltıyı hazırlıyordu böyle. Ama kalabalıklardı yani. Beni kaldırmasalardı olur. Güzel de bir ortam var. Ben de böyle uyanıyordum yemeğin kokusuna, o sucuklu yumurtanın kokusuna. Acaba diyordum beni çağıracaklar mı falan, hep böyle uyur vaziyette bekliyordum. Beni çağırınca o kadar mutlu oluyordum ki ama arkadaşları da çağırıyorlardı. Çocuk gibi ya. Ya çok tatlı. Beni çağıracaklar mı lan, beni seviyorlar mı acaba? Yatakta beni böyle yatıp bunu düşünüyor. Ulan her, insan her sabah yani bunu dert eder mi? Kalk geliyorum lan de. Her zaman olmuyordu zaten, öyle her zaman chatte belli bir kahvaltı kurulmazdı ama... Ne kadar böyle içi temiz bir dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Valla adın ne adın? İkbal. İkbal. Hı? İkbal değişik isimmiş. Kim koydu oğlum adını? Babam edebiyat öğretmeni de Muhammed İkbal diye bir şair varmış. Onun için Muhammed İkbal koydu. Ama ben İkbal'i kullanıyorum. İkisini de kullanabilmişsin ama gene de babana da hayırlı uğurlu. Ne diyelim, öptük, iyi bak kendine, bay bay. Görüşürüz İkbal. Bay bay. Aslında bak çok da akılda kalıyor ya İkbal. Bence çok güzel bu arada ha, İkbal. Değil mi? Yani biraz unisex bir isim gibi ama. Evet. Yani daha böyle kadın isimine İkbal yakın. Aha. Evet, şimdi mesela İkbal kadın da olsa erkek de olsa oluyor. Tabii. Yadırgamadım. Çok da karşılaşılan bir isim olmadığı için. Bir de mesela dese ki İkbal, merhaba ben İkbal, hemen hatırlarız şimdi. Hı hı. Başka da yok. Orijinal. Bunu bile hatırlarım ben. Çok çünkü hoşuma gitti yaptığı şey. Beni çağıracaklar mı? Niye sevmesinler ya seni? Severler bakalım, tabii. Bakalım beni çağıracaklar mı? Herhalde daha bu yeni girdiyse o arkadaş ortamına. Daha tam böyle hani kabullendiler. Bu ama genel olarak insanla ilgili bir şey böyle. Bu böyle şöyle bir yapıda. Yani sevgililikte de bu böyledir. Acaba beni seviyor muyu? Hep böyle bir yerde bekler muhtemelen. Sürekli onaylanma acaba ihtiyacı. Acaba arayacak mı beni? Hep bir sağlamasını yapma ihtiyacı yani. Evet, arıyorsa seviyordur falan diye. O zaman buradayız. 19.44, az sonra geleceğiz. Hanımlar beyler, Rabarba devam ediyor. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, 19.49 yayın saatimiz. Çok güzel bir hafta başlangıcı oldu. Tatlı tatlı Rabarba yaptık dinleyicilerimizle. Ve sizi çok mutlu eden o küçücük şeyleri konuştuk. Çok naif insanlar aradı. Tangoya gidenler, ev arkadaşlarım sucuk yapmış, acaba beni çağıracak mı diye yatakta fır dönenler. Çok böyle iyi insanların aradığı bir şey oldu. Güzel bir soru oldu, program bence. Program oldu. Davetiye kazanan isim belli oldu yarın akşama bu arada sevgili dinleyiciler. Kimdir? Fatih Dama. Tebrikler Fatih. Fatih Dama yarın Maslak'ta davetlisin, çift kişilik. Duyduğuna dair bana yaz bugün. Alo. Merhaba. Merhaba, hepinize iyi yayınlar. İyi yayınlar. Ay ben de iyi yayınlar diliyorum. Evet. Nedir peki, sen bizi niye aradın? Bugün bir şey mi yapıyorsun güzel, yoksa küçük mutluluk mu? Küçük mutluluk için aradım nedir ben. Şimdi benim yatağımın yanında bir kaloriter peteği var. Onun üzerine yatmadan önce böyle kocaman bir su koyuyorum. Ama uyandığımda iyice böyle boğazım falan kurumuş oluyor.
tam o suyu alıyorum, böyle biraz da ısınmış oluyor kaloriferden dolayı, lıkır lıkır böyle mideme gidiyor, o kadar mutlu oluyorum ki onu içerken anlatamam. Ah yavrum, seni kimse üzemez bu hayatta. Ne kadar enteresan, hiçbirimizin anlayamadığı bir mutluluk. Aklımıza gelmez bir şey. Akşamdan su koyuyorsun, sabah orada, hayret ya. Ve hafif ılık ve susamışsın. Kalorifer olsa evet. Gerek ama olsun, gene de büyük sürpriz. Hepimizi şaşırttı. Ne güzel adamsın oğlum. Çok güzel enerjin. Senin öyle. Öyle. Hadi bay bay, görüşürüz. İyi yayınlar. Bay bay. Sana da iyi yayınlar. Su koyuyorum. Isınıyor. İçiyorum. Bu lüks kimde var ya? Ya gerçekten. Ay, kalorifer insanın çok ağzını burnunu kurutuyor ama. Galiba evet. Oradan. Evet, doğru doğru. Kalorifer yanında uyuduğu için bazen oluyor bunlar. Bazen çok susadım. Uyuyorsun. Yani. Ben böyle mesela çok susuyorum. Uyanmanın sebep olan ağzının kuruluğu. Ve rüyamda şöyle oluyor hep. Bir sürü insanın böyle oluyor. Sürekli bir yerlerden su buluyorum. Lıkır lıkır içiyorum. Yetmiyor. Daha fazla çok su içmeye çalışıyorum. İnsanların ellerinde su bardakları, onlara doğru koşuyorum. Alıyorum. Suyu içiyorum. Gene geçmiyor falan. Sonra böyle uyanıyorum. Ha, rüyamda oluyor bunlar. Ha, rüyamda oluyor bunlar. Yani sürekli su içiyorum rüyamda lıkır lıkır. Biz açık olan en son ne zaman altına yaptın? Aa, hiç altıma yapmadım. Hikaye... Çocukken bile bezimi ıslatmazmışım. Gece bezimi ıslatmıyormuşum. Resim, öyle söyleyeyim. İnanmayacaksın. Tabii dinleyicilerimiz de şüpheye düşebilir. Ben tuvalete gitmiyorum. Ben Firuze olarak ne küçük su ne başka bir şey. Beni tanı, gitmiyorum. Beni tanıyanlar bilir. Böyle yani reklam... Siz de tanımak istiyorsanız. Böyle reklam İnanın. Çek. Beni tanıyanlar bilir. Asla tuvalete gitmem. Ben şahsa inanmam. Asla tuvalete gitmem. Apartmana girdiğimde asansörün 0. katta olması. Hmm. Tamam canım, o öyle yani. 2'de 3'teyse de ben üzülmüyorum da bazen böyle 9-10 çıkıyor. O zaman tabii biraz daha bekliyorsun. Evet, 10 çıkınca falan o üzücü. Ha, bir de böyle bekleye bekleye geliyor. 7'de durmuş, 5'de durmuş. Bir de birileriyle bekliyorsan. O daha can sıkıcı. Ben herhalde bir asansörünü binmeyecek olsam bile çağırmayı seviyorum. Yani biraz yani vakit harcısınlar, anladın mı? Biz de buradayız, yaşıyoruz yani. Atıyorum 8. katta asansör. 1-0'a çağırıyorlar. Hı-hı. Ben de 4'teyim. Basıyorum 4'e çağırıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Yok, bilmiyorum. Beklesinler. Ne tatlı bir insansın ya. Bu da benim bir huyum. Kimse karışamaz. Başladığımı bırakamıyorum Firuze. Böyle bir huyum var. Zilleri çalıp kaçıyor musun? Yok, o kadar değil artık. Apartman sohbetlerini belki izlemişsinizdir. İlker'in projesinin ilk bölümünde ben varım. Onun sonunda zillere basıp kaçıyorum. Tamam mı? Çok bayağı da hızlı koşuyorum. İlker bana koş dedi diye gaza geldim bir an. Köşeye dönünce düşüyorum ben. O yok kamerada. Böyle oradan dönüyorum. Kapaklanıyorum. Aa. Ha, kapaklanıyorum. Orayı çekememiş. Çok üzüldü İlker çekemediğini. Aa, ben de üzüldüm. Çekse, ben bunu bilmiyordum. Çekse 100 bin daha izlenirdi. Valla o kadar da güzel düştüm. Ağzım burnum hep yara. Valla. Tüy Allah. Bir gün bir düş de şöyle kameraların önünde de hadi, gülelim. Bir düşeyim de bir milyon izlensin. Yeter daha. Hadi gidelim. Firuze bayana sağlık. Dur, nereye gidiyoruz ya? Saat daha kaç? 55'te kapatıyoruz. Bugün böyle. Yani bu aralar böyle, bu reklam kuşakları falan girecek. İyi. Ne oldu? Peki. Emir büyük yerde. Tamam. Seni beni aşar aslan. Oldu. Millet de zannediyor ki maç var diye gidiyoruz. Sen, ben anladım. Neyi lan? Kötü oyuncu ya. Sen 8 sene kursa gitmedin mi oyunculuk kursuna? Ben 8 senedir nereye oyunculuğu gitti bu paralar, öğrenmeye çalışıyorum. Bu paralar nereye gitti ya? İşte şey, bu da bir dalmış. Yani dediler ki iyi kötü oyuncular olmasa iyi oyuncuların kıymetini nasıl bileceğiz? Firuze bu işe devam et dediler. Bir sürü oyuncu arkadaşım geldi, Firuze harikasın, bu duru oyunculuğu dedi, öptü beni. Hadi hoşçakalın sevgili dinleyenler. Çok teşekkür ederiz kulak kabartanlara. Hakikaten çok kıymetlisiniz hepiniz. Yarın akşam bu frekansta 18'de buluşmak üzere. Bay bay sevgili dinleyenler. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.